Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün size bahçe toprağına diktiğim sukulentleri gösterdim. Şimdi seranın içine geçtikten sonra da şöyle bir bakalım seranın içinde neler olmuş. Seranın içine de günde sürekli artık defalarca gelen ben gelemiyorum. Bu sıralar yukarıda yoğunum. Dünkü videomda da bahsettiğim gibi o videoyu da yine yorumların başına koyayım size. Hem görün, görmeyenler için. Buradaki sukulentleri şuradan üst sıradan göstereyim. Buradan bir tane bitkimi söktüm. Orada ne vardı? Aftaglobum vardı arkadaşlar. Aftaglobuma su biraz yetersiz geldi. Alt yapraklarını çok kurutmaya başladı. Onu bir suya koydum. Biraz yaprakları suya doysun. Suyu seven bir tür Aftaglob. Burada gördüğünüz üzere Albert Binus'lar gayet iyiler. Şu güzellikte çok güzel form aldı. Eminim alttan bu yaz bir sürü bebekleri gelecektir. Bu da Purple Pearl. Burada da yine Mirineum var. Fret var bir tane burada. Şöyle size göstereyim. Sulama hiç yapmadım. Ta o zamanki sularıyla topraklar hafif nemli, kuruya doğru gidiyorlar. Şöyle bu bitkimi de göstermiştim size. Alttan yapraklar, hafif kurumalar göstermiş. Şöyle bakın renkleri ne kadar güzel oldu. Laulensis daha da güzel olacak. Bakın burada harika bir formda. Bunu da buraya koydum. Vampir Red Bal. Bu Krasulamı da buraya koydum. Bakın Diamond State ne kadar güzel oldu. Sonra burada yeni bir bitki aldım. Aslında var bende ama Painted Phyllis olarak büyük bir rozet aldım. Evet, bu bitkimi bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı? Fireball arkadaşlar kocaman bir ağaç gibi olmuştu ki ben işte kelleyi aldım ama o kadar geç köklendi ki anlatamam. Köklendikten sonra da aylar sonra evet toprağa tutundu ve çok güzel hem renk hem de büyüme gelişim başladı. Orta yapraklarını görüyorsunuz. Kenardan 3-4 tane yaprağını verdi. Laulensin'in bebeği de orada. Bunları böyle buraya aldım. Burada olsunlar. Isıyla destekleyeceğim bu sefer arkadaşlar. Bir önceki Ziraidon'da çok üzücü deneyim tabii ki yaşadım. O da bana bir ders oldu, bir tecrübe, bir deneyim oldu. Dediğim gibi bu yeni. Bunları Zeynep'in küçük balkonundan sevgili Zeynep'ten aldım. Canım benim buradan izliyorsa sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem büyütmüş. Bitkilerimi azaltmaya gidiyorum diyerek böyle birkaç bitkisini satışa çıkararak ben de onlara aldım yani birkaç tanesini aldım. Ben de olmasına rağmen bu boya ben getiremedim. Bu hangi bitkim? Mauvejin arkadaşlar ve Painted Frizz. Birkaç tane aldım. Onları da size şimdi gördükçe söylerim. Ellerine, kollarına sağlık. Çok güzel de büyütmüş. Muğla'nın havasında. Zeynep'in balkonunda muhteşem olmuşlar. Clara'm da bol bebek veren bir tür. Çok seviyorum. Bir tane rozetini ayırdım. Yine altlardan bu yaz bir sürü yavrularını geleceğini düşünüyorum. Ve bundan da bir tane aldım. Zeynep'ten. O da hangisi? Şöyle aşağıya geleyim göstereyim size. Bir tane kocaman Luella Red aldım Zeynep'ten. Bakın bu da Clara. Şu forma bakar mısınız? Muhteşem, kocaman olmuş. Yani bir ay top gibi ya, top gibi şekil almış, form almış. Şunları şuradan alıversem şöyle harika bir formda Clara'm olacak. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Bunu da böyle arkadaşlar buldum. Buldum ve buraya böyle soktum. Biliyorsunuz bunun
ne derler, sinekleri kovucu özelliği var ya, ben bunları aslında böyle arada gömüyorum toprağa. Sonra burada ne var? Acanthesena aldım arkadaşlar. Bu bitki bende yoktu. Böyle kocaman ve çiçek açıyor. Bunları buraya diktim. Sonra birkaç tane daha vardı. Onların kellelerini aldım arkadaşlar. Ne aldım? Raindrops aldım arkadaşlar. Ve onun kellesini aldım ve bana yavrular versin diye bekliyorum. Kolibramın ve bunun bunun kellesini aldım. Neydi? Linguas. Ay, Linguas. Evet, Linguas'ın kellesini aldım. Sonra şu alacalı kekiği bana göndermiş Zeynepciğim ve iki tane Romeo aldım. Şu neydi? Şunu hatırlayamadım. Şu da şurada çok güzel bir renk. Şu da yine. Bunların isimlerini şu an bilemiyorum. Şu neydi acaba? Bu da sanki Debbie'ye benziyor. Bu neydi bu da? Bir kivi göndermiş. Bunun ismini bilmiyorum. Şunu da bilmiyorum arkadaşlar. İsimlerini bilmiyorum. Şöyle bir tane Auricula, yok, Orbiculata çilik aldım yine. Ay, bu neydi? Bunu unuttum. Bu da yine çok güzel bir türün. Evet, hatırladım. Cilvaret arkadaşlar. Onun da kellesini aldım. Cilvaretim de şöyle bakalım. Büyüktü. Kelleyi aldım ve buradan aynen bunun gibi inşallah güzel bebekler verir de güzel formlar yaparlar. Bana, beni mutlu ederler. Onları aldım sanırım. Yani bu kadar. Daha ne olsun? Evet, yine yukarıya geçelim ve oradan devam edelim. Zeynepciğim, çok teşekkür ederim canım güzel bitkilerin için. Sonra evet, Diamond State, bu benim koca kızım. Böyle kocaman badem şekerlerim. Alektra, altta bebekleri var. Bu güzel sunsetim. Winter Sunset. Bu Suyon Frill arkadaşlar, şöyle çok güzel gelişimi gözlemlediğim kadarıyla gövde harika ve inşallah kocaman kocaman böyle bebişleri gelir oradan tatlı tatlı. Bu Marina arkadaşlar, bu Marina ve buradan Dusty Rose'ların arkadaşlar kellelerini aldım. Bu saksıya sığmıyorlardı ve bakın gövdeden şuradan görebiliyorsunuzdur inşallah. Bebekler, yavrular patlattı. Güzel güzel yavrular gelsin. Ve burada çok sevdiğim dekoram, gilam ve isimsiz bir turuncu güzel. Bu da benim Red Ruby'im. Muhteşem oldular. Bunun da kellesini almıştım. İki bebek verdikten sonra bu güzel formu aldı. Evet, Juliana'm kendini kurtardı. Çok harika oldular. Julianalarım ve burada yine Dusty Rose ve Hootspink'im. Şu normalde verigatalı olan bir tür ama verigatasını bana göstermiyor. Göstermiyor bana verigatasını. Yine Hootspink'ler ve Rainbow'um harika renk yaptı. Bunlar da renk yapmıyor. Bunlar da benim burada bir türlü renk gelmedi piyaçlarım. Bu da benim aldığım, sonradan aldığım, yeni satış yapan arkadaştan verigatalı orbiculata. Böyle Lavi'm. Lavi çok pudralı, harika bir tür. Takipçilerimden bir tanesi bununla ilgili bilgi verir misiniz demiş. Bununla ilgili bilgi veririm. Sonra bu uzun orbiculata. Bu da yine Lavi'nin hibriti. Ve burada şu güzellere bakın nasıl güzel renklendiler. Bunlar neydi? İsmini aklıma gelmedi. Bu da çok güzel bir form yaptı.
gövdeden alttan yapraklarını kurutarak gidiyor yukarıya. Ve gövdeden bana tabii ki yavrular verecek bu yazın inşallah. Ondan gövdenin açık olması hiç sıkıntı değil. Ortadan da çiçek verecek. Bana sonra bahar itibariyle de yavrular verecektir inşallah. Böyle arkadaşlar, bu sırayı böylece bir göstermiş olayım size. Sonra alt sırayı da göstereyim. Hiç sıkıntı yok. Hepsi gayet iyiler, mutlular, harikalar. Ben gelişimlerinden memnunum arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.